Arkadaşlar hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bir PUBG New State Alpha testi ile karşınızdayım. 2,5 saattir oyuna girmek için uğraşıyorum. Sonunda başarabildim. Yani aslında geçen maç başarmıştım da dedim bir maç gireyim bir bakayım hani nasıl bir oyun, nasıl bir performans sağlıyor bir denemek istedim. 2,5 saatten beri uğraş sonunda başarabildim. Çünkü VPN yasağı vardı oyunda. Çoğu VPN engellendi. Birkaç tane bulabildim sonunda. Dün oyunu indirdim aslında. Dün mesaj geldi işte alfa teste katıldınız işte oyunu indirebilirsiniz diye. Ama sabah oyun açıldı. Sabah mı artık gece mi ne açıldı? Ben sabah girdim. Ama girdiğimde oyuna girmeye başaramadım. VPN'den dolayı. Hep oyundan atıyordu. Maça girmiyordu yani VPN yasağından dolayı. Sonunda bulabildim. Artık hani silecektim oyunu. O dereceye gelmişti. Olmuyor diye. Başarabildim. Valla oyun hoş duruyor. Alfa'ya göre gerçekten hoş duruyor. Hani onun üzerinden 7 verebilirim Alfa oyunlarına göre. Apex Mobile ile karşılaştırdığımda 3, 2-3 kat, 4 kat daha iyi optimizasyonu Apex Mobile'a göre. Bu arada oyunu ben 60 FPS, Ultra yani 60 FPS, orta ayarda ve Anti-Aliasing 2 açık olarak, 2x açık olarak oynuyorum. Light yani düşüyor alınca oyunda güneş falan gidiyor yani kararıyor oyun. Gece oluyor birden. Gece oluyor. O yüzden onu da ayarlamamışlar büyük ihtimal. Daha yapım aşamasında büyük ihtimal akıcılık. Çünkü bu oyun akıcıda oynanır yani. Light'a çekip 60 FPS'de oynayacağız bu oyunu. Ama aldığımda göstereceğim oyun içinde de aşağı indiğimizde. Birden güneş gidiyor. Kararıyor her tarafı. Öyle bir efekt gidiyor yani. Öyle bir düşüyor alıyor. O kadar. Şöyle inelim ya, ne yapalım? Şuraya inelim. Başka ne diyebilirim mesela? Alfa'ya göre işte optimizasyon hoş. Kassan yerler var tabii ki, olacak öyle. Takılan yerler oluyor. Hani benim kayıt açık, orta yerde 60 FPS'de olmama rağmen güzel performans. Hani iyi yani. Optimizasyon bir tık iyi. Daha da iyi olur çıkışıyla beraber. Umarım COD Mobile gibi böyle ona yakın bir optimizasyon yaparlarsa tadından yenmez. Gerçekten COD Mobile'ın optimizasyonu başka yani. Bu arada paraşütü açtığında çok hız kaybediyor. Stadyum mu burası? Yok, market mi market? Gideceğim mi? Bak hani çok kasma yok. Tam takılabiliyor. Bir, ayrıca VPN'imiz açık. 250-300 MS var. Düşüyor, iniyor, çıkıyor, kalkıyor, şeyler oluyor. Hani o da var. Ona rağmen hani iyiyiz. Çok kasma yaşamıyorum. Cihazım da Note 8 Pro Xiaomi'nin. Hani orta segment bir cihaz. 6 RAM'li 64 GB. Maşallah güzel yani. Benim hoşuma gitti. Oyunun bu hali alfadayken bile. Ben daha kötü bekliyordum. Şimdi şöyle bir özelliklere gelelim. Oynayan işte işimiz yok bizim şeyle yani. Adam vurmak etmekle şu an işimiz yok. Grafiklere gelelim. Normalde böyle oynamamız gerekiyor. FPS oyunu. Ne kadar düşük grafik, o kadar yüksek FPS, o kadar kasmamak. Abi alıyorsun. Büyük ihtimalle daha bitmemiş bunun işi. Güneş gidiyor. Akşam oldu. Ben adamları nasıl göreceğim şimdi böyle? Gitti güneş gitti. Bildiğin saat 7 falan oldu. 8 falan oldu. Öğlen 1'ken. İşte böyle göremezsin şu an. Bu daha bitmemiş. Bunu ayarlayacaklar. Işık efekti gidiyor çünkü. Sıkıntılı şu an bu. Ondan dolayı medium'da kullanıyorum. High'de de kullanıyorum. Sıkıntı yok. Çok kastırmıyor. Ama çok bir fark yok medium'la arasında. Sensitivity'lerimiz yine aynı. Aynı dediğimde şey yani yine aynı sensitivity şey ama PUBG'deki gibi değil. Yani PUBG'de mesela gyroskop 300'de kullanıyoruz. Burada Ironside'ı Red Dead 300 alınca kafayı yiyor. 3X'i mesela 180'de kullanıyoruz orada. Burada 40'a falan çektim gene sekiyor. Hani aynı değil oradaki kullandığımız sensitivity'ler buraya işlemiyor. Artık global çıkışıyla sensitivity ayarlarını yapacağız. Oynayacağımız zaman. Normal olarak. Gördüğünüz gibi akıcı yani yerden hızlı topluyor. En önemli özelliği de pingimiz mesela 250 ya normal PUBG'de dikizlerimiz
ne kadar pingimiz fazlaysa daha geç açılır. Bu oyunda bunu kaldırmışlar. Pingli hiç alakası yok. Gördüğünüz gibi bak, bu kadar MS'e rağmen dikizlerimiz nasıl saliyesinde açılıyor. Bu hoşuma gitti. Bak, yerden hızlı topluyor. Onu da kaldırmışlar. Pingimiz var ama hani geç yapmıyor hareketleri. O MS'e rağmen. Oh, flare gun. Okey, güzel. İlk flare gun'ımızı bulduk. Mermiyi almadım bu. Tamammış. Bu değil. Yere yatma. Bir flare gun'ımızı atalım abi. Bu arada mağazamız var. Para biriktirip artık mağazadan flare gun alabiliyoruz. Yeşil flare gun alıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Yazmıyor da. Nedir bu? Ne getiriyor bu bilmiyorum. Öğreneceğiz. Zırhlar mıhlar alıyoruz işte. Bir sürü şey alabiliyoruz. Mermisini de alabiliyoruz. Ya güzel şeyler var yani. Ölünce arkadaşımızı canlandırabiliyoruz. Öyle bir özellik var. Kod Warzone'daki gibi. Yani güzel şeyler var. Oyunun gördüğünüz gibi bakın hiç kasmıyor. Allah! Adam gelmiş lan. Seslerde problem var. Bundan bahsetmiştim. Bahsettim diye hatırlıyorum. Seslerde büyük problem var. Şu an oyunun en büyük sorunu ses sorunu. Ayak sesleri duyulmuyor. Silah sesleri de çok az duyulabiliyor. Ama ayak sesi en büyük problem. Şöyle FPP'ye de geçebiliriz. Gayet FPP'miz de iyi. Oyun akıcı. Artık M249 yerden bulunabiliyor. Drop silahı değil ve mermisi 75. Yerden bulabiliyoruz. Ve en büyük özelliklerden biri de hiç dürbünümüz yokken bile red dot'umuz var artık. Red dot takabiliyoruz. Takılı geliyor yani. Bakın dürbünümüz yok ama red dot takılı geliyor. Böyle bir olayımız daha var. Valla bazı şeyler, eklentiler güzel olmuş. TP'ye geçelim. Şöyle omuz kameramız var. Yakın için. Mesela gireceğiz eve. Basacağız şuraya hemen böyle. Bir böyle indireceğiz abi. Hızlıca. Drop da Fizan'dan mı geliyor? Nereden geliyor? Drop'ta ne çıkacağını merak ettiğim için bekliyorum. Yoksa eşyasında değilim yani. Bizim drop piç oldu önünde. Ben drop atmıştım. Kardeşim. Herhalde drop aktif değil. Attık ama gelmedi. La drop gelmedi. Ana buraya atmış. Ne alaka ya? Buraya attım ben. Yuh. Pilot şeyi şaşırdı. Mesafeyi şaşırdı. Take the car. Ha, yine aynı ya. Custom kit falan var. Okey. MK'mız çıktı. Okey. Pek bir fark yok. Yani. Yalnız harita büyük. Oyun uzun sürüyor. Hani keşke artık hani kısa oyunlar olması lazım. Mobil oyun. Kısa. Böyle baymayan, uzamayan. Çünkü uzun oyun şarj yiyor. Bayıyor, sıkıntı yaratıyor, sıkıcılaştırıyor. Keşke oyunlar böyle hani 20 dakika olsaydı. Şu haritayı biraz küçülttüm. 20 dakika maksimum. Temiz olurdu. Çok uzun sürüyor oyun. Bekleme alanı çok uzun olmuş. Daha böyle kısa bekleme alanı bekliyorum aslında. Ya da hiç olmayabilir de Apex gibi. O Apex'in o özelliği çok güzel. Hiç bekleme alanı yok. Bir gidelim. Bakalım birileri ne bulabilecek miyiz? Yalnız şu an telefonun kamera kısmı yanıyor. Oyun işlemcilere telefonları tam optimize olmadığı için işte işlemciyi yoruyor. Yüksek performanslı çalışmasına sebep oluyor. O da ısındırıyor. Ve 6 dakika bir oyun oynadım mesela. Pardon 10 dakika. %6 falan şarj gitti. Çok fazla. Çok fazla. İşte bunlar hepsi optimizasyona bağlı. Oyun optimize edildiğinde bunların hepsi düzelir. Isınma, fazla şarj yeme, hepsi kalkar. Bir araba alıp gidelim abi biz. Bu arada yorum atarsanız sevinirim. Ses problemi var mı ya? Ben kayıt alıp izlediğimde bana arkadan bir ses geliyor oyun sonuna kadar. Böyle sinyal sesi gibi dızz diye bitmiyor. Yani bu olay bende mi var? Genel bir şey mi? Hiçbir çözüm de bulamadım. Benim telefon iOS'u kullananlara da baktım. Böyle bir problem yok.
gibi geldi. Anlamadım yani. Bir yazarsanız sevinirim abi. Öyle bir sorun yok, öyle bir ses problemi yok derseniz. Ben izlediğimde sinyal sesi gibi ses alıyorum arkadan. Haritayı da bilmiyoruz. Nereye gidelim, ne yapalım, şöyle bir. Bakın araba sürüyoruz. Hani devamlı harita yenileniyor, gölgeler falan çıkıyor. Bir de gölgeli yani. Yine güzel bir optimizasyon var. Kasmıyor hiç. Hop, boku çıktı. Adam ezildi ya lan. Bottu zaten de. Ana şehre gitmek istiyorum. Şuraya gideyim bakayım. Bir de ateş etsinler. Ekranda artık ateş şeyleri çıkıyor. O optimizasyon kötü burada. Çok kastı. Ateş edildiğinde ekranda artık kurşun şeyleri çıkıyor. Efektleri çıkıyor. Nereden geldiği kurşunun. Güzel olmuş o. En güzel özelliklerden biri de headshot attığımızda. Arkada biri var galiba. Allah Allah. Sanki böyle bir biri yürüyor gibi oldu. Abi adam yok. Böyle insan nerede? Büyükşehir nerede abi? Tam yanımızda var. Ne diyordum? En güzel özelliklerden biri de artık headshot attığımızda çat diye bir ses geliyor abi. O çok güzel olmuş. Artık headshot attığımızı atmadığımızı anlayabileceğiz daha net. Aha. Çünkü headshot attığımızda adamın canını deriz. Aha headshot attık, ses geldi. Vurduk. Canı az, can basıyor ama bunun üstüne basabiliriz. Daha net artık anlayabileceğiz headshot şeyini. Güzel bir ses çıkıyor çünkü. Bakın tak. Dın diye bir ses geliyor. O çok hoşuma gitti benim. Headshot atmalarda o sesi duymak. Tatlı olmuş. Güzel düşünmüşler yani o sesi. Az da veriyor yani, vuruş hissiyatı veriyor böyle böyle headshot attığında. Headshot attığında anlıyorsun. Normalde kırmızı şekil çıkıyor. Ama PUBG Mobile'da. Headshot attığında oradan anlıyorsun. Onu da her zaman anlayamıyorsun. Şimdi headshot attığında ona göre oyun yaparsın. Ha, adama headshot attım ben. Bunun canı biraz azaldı. Daha azaldı. Ha, gidip basayım adama. Ona göre oynayayım dersin mesela. Şu olayı beğenmedim yani. Niye buradan değiştiriyoruz? Umarım ayarlarda vardır. O ya da getirirler. Hani tıklayıp yapamıyoruz. Açamıyoruz. Yuvarlak çıkıyor. Onu beğenmedim pek. Biraz gezelim. Adam yok yani. Çıkmıyor. Konuşacak şeyler düşünüyorum. Hani ne yandı? Yani takla var artık. Bu güzel. Şöyle mesela şimdi şöyle. Yok. Takla tam vurmuyor galiba. Aynen. Takladan sonra bak silahlarımız gidiyor. Ateş şeylerimiz. Kendini toparlaması gerekiyor. Yani taklayı yarım kesemiyoruz yani. Az atıp vuramıyoruz. Şey yapmamız lazım. Tam animasyon bitmesini beklememiz lazım. Böyle. Güzel. Oha kapı çok hızlı kırıldı lan. Telefon yanıyor ya. Yanıyor telefonun kamera tarafı var ya. Abo. Uzun oynanamaz bu oyun abi. Umarım düzgün optimize ederler. Falling back. Bu gitmiyor mu? Bu gitmiyor. Umarım şu batarya yemesini ve güzel şey ısınmayı güzel ayarlarlar. Şu an harbiden yanıyor. Fan açık bir de yan arkada. Yanıyor şu an telefon arkası, kamera tarafı. Bu büyük bir problem telefonlar için. Çünkü Snapdragon'lar için. Bakın ayak sesi yok, ayak duyulmuyor. Yok, duyulmuyor. Adamın geldiğini yani görmesem, gitsem duyamayacağım. Isınma problemi Snapdragon'larda sıkıntı. Biraz daha benim... Bende Mediatek var. Neydi o? G90T. Çok ısınma o kadar beni çok fazla etkilemiyor. Elimi yakıyor sadece. Snapdragon'larda ısındığım biraz performans kesiyor.
O büyük bir problem. Çok ısındı ya. Fazla ısınıyor telefon. Elimi böyle bir yakıyor. Arada elimi üflüyorum. Böyle bir şey yapıyorum. Uzaklaştırıyorum oradan. Yani çok uzun zaman oynanamaz şu an bu oyun. Cidden problem yaratabilir bazı şeyler. Telefona zarar verebilir. Elini yakabilir belli süreden sonra. Grafiği light alabilsek en azından biraz daha rahatlar oyun. Şu an çok hani desenler fazla. Gölgelendirme var. Işıklandırma var. Yani bu oyunlar zaten bu tarz oyunlar her zaman akıcıda oynanmalı. Maalesef ki burada henüz o bitmemiş. Efekt olarak bütün ışığı alıyor. Yani güneş ışığı da gidiyor. Ayarlarlar onu kısa zamanda. Bakayım droplar da farklı silah var mı onu merak ediyorum. AVM'miz var. Yo, aynı. O ne abi? Grip. Farklı bir attachment var. Bir insan görelim. Kaos istiyorum. Kargaşa istiyorum. Gördüğünüz gibi abi bayağı akıcı ya. Direkt hani nasıl diyeyim? Tepkime güzel. Tepkime güzel yani gecikmiyor. MS olmasına rağmen gecikmiyor tepkime. Bu kadar MS'e rağmen. Bir de MS'siz oyununu düşün. Hani VPN'siz global çıkışı olmuş. Optimizasyon oturmuş. Daha akıcı bir oyun. O da hani, baksana şimdi bile çatı çatır açılıyor yani. Yan dikizler öyle. Bunları tabi ayarlamadım. Aa, buna ses geldi. Ayak sesini duyamayacağız. Artık birilerini görmek lazım. Gerçekten ayak sesi gerçekten yok. Çok çok kötü yani ayak sesleri. Şuradan ses geliyor. Aha adam var önümüzde. Abi jiroskop dönmüyor ya. Kasıyor ya şu an. Kasıyor da var. Kasınca jiroskop kontrol edilemiyor ya rahat şekilde. Kasarken jiroskop kontrol etmek kanser. Ufak tefek bir şey kasmalar başladı mesela bir takılmalar yaşayabiliyoruz. Sensitivity de ayarlı değil zaten. Hani kafama göre yaptım. Normal PUBG ile çünkü aynı sensitivity kullanılamıyor. Aşırı derecede uçuyor o zaman sekme. Kafadan bir ayarladım böyle hani çektim öylesine bir kafadan. Bakın kurşunlar ekrana çıkıyor çatışanlar. O olay güzel olmuş bakın turuncu turuncu. İleride kargaşa var. O takım var tepede. Real oyuncular. Lan. Bana iki tek attı. Hepsinin arkası dönüktü onların. What? Bunların hepsi sıraya dizildi orada. Üç kişi falan vardı, iki kişi falan vardı. Bana gelip kim tek attı orada? Ben anlamadım o olayı. Biri bana tek attı orada direkt. Bak beni bir dakika içinde kaldırabiliyor. Ama nereden kaldırıyor onu anlamadım. Bir dakikam var tekrar kaldırması için. Arkanda adam var bu arada. Arkadan vurdular beni.
Beni kaldırabiliyor şu an. Eğer becerebilirse. Abi anlamadım ya. Hepsinin arkası dönüktü onların. Beni başka bir yerden mi vurdular anlamadım. Bir de çok çabucak öldüm fark ettiyseniz. 3 setim vardı. Direkt tak diye düştüm yere. Beni kaldırabilir ama kaldırmadı. Nasıl kaldırdığını da bilmiyordur belki yani. Bilmiyorum ben de nasıl kaldırıldığını gerçekten. Neyse tamam. Yatın başına çıkalım abi. Lobiye geçelim. Sesimizi biraz kısalım. Valla yani oyun güzel. Akıcılığı gördüğünüz hani benim hoşuma gitti oyun. Bu arada bunu da getirmişler. Oyun sonunda ne yaptığımızı gösteriyor tüm oyunda. Kimleri vurduk, kimleri düşürdük. Nerelere gittik geldik. Onu gösteriyor. Koddan biraz almışlar. Kod Mobile'den. Güzel olmuş abi. Güzel bir özellik bu arada. Ben orada nasıl öldüm anlamadım. Direkt tek yedim ya. 3 setim vardı bir de. Tak tak diye orada düştüm direkt. Valla ben oyuna 10 üzerinden 7 veririm. Şu an Alpha oyunlarını karşılaştırsam mesela. Güzel akıcılık var. Kasan yerler olabilir. Okey. Ses çok problemli. Ayak sesi duyulmuyor. Oynanış gördüğünüz gibi akıcılık gayet iyi. Soft bir hali var. Telefonlara, işlemcilere oyun optimize edilince bu kasmalar, donmalar, ısınmalar da gidecek. En düşük grafik ayarı da ayarlandığında ona çekeceğiz zaten. Daha da rahat oynayacağımızı düşünüyorum. Çoğu cihaz bence bu oyunu oynayabilir gibime geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hani düşünceleriniz neler? Oynadınız mı oyunu bu arada? Ya da ne bileyim hangi yanları hoşunuza gitti? Beğendiniz mi oyunu? Yazarsanız yoruma sevinirim. O zaman başka video çekersem, umarım VPN engellenmezse çekebilirsem, başka bir PUBG New State videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.